yarım saatte bir kesiyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dünkü dersimizin devamı abi. Ha, dersin konusu şuydu arkadaşlar. Her bir fen kendi içerisinde içeriğiyle izah edilir. Bir feni reddetmek için, inkar etmek için onun tanımlarını, tabirlerini, kelamlarını başka bir lügatla yorumlamak ona yapılabilecek en büyük ihanettir, yanlışlıktır. Mesela kimyayı fizikle, coğrafyayla izah etmek gibi veya felsefe lügatıyla dini anlamaya çalışmak. Çünkü bir kere felsefede en temel bariz fark dinle, belagat yoktur felsefede. Belagat yoktur. Yani bir çiçeğin içine girip de oradan konuşmak yoktur. Mesela şunu felsefe izah edemez ve tenkitli olarak kullanır. Bunu konuya şey yapacak. Elhamdülillahi Rabbil Alemi mantıksızdır diyor. Bak bu Tanrı. Çünkü Allah kime hamd edecek? Oysa din, belagat kullanıyor. Bana böyle deyin diye öğretiyor. Kah, Cenab-ı Hak mevcudatın diliyle konuşur. Kah insanın hali, fıtratıyla konuşur. Kah vesaire. İsterseniz bu çok gürültü oluyor. Onu açın, şey yapın. Şimdi burada da bu konuda da şu var. Cevşen-i Kebir. Bu malzemeyi ne anlattım bir dakika. Cevşen okumak veya bunun gibi böyle methedilen ayetler şu kadar sevaplıdır, şu kadar Kur'an kadardır. Kapat hepsini. Ondan sonra mübalağa gibi gözüküyor. Bir daha tekrar ediyorum. Bir cevşen okumak mesela veya bir Yasin okumak diyor. Yasin Allah Resulü. Bir Kur'an kadar sebabı var diyor. Oysa hemen mantık kullanıyor felsefe. Yasin Kur'an'ın içinde. Nasıl Kur'an kadar şey var? Dünkü derste. Allah'ın adaletiyle rahmeti mukayese ediliyor. Adalet noktasında her bir harfi Kur'an'ın bir sebabı vardır. Rahmet koymasan birden bir çıkar. Bir günah, bir günah, bir sevap, bir sevap. Öyle yaparsak Kur'an'ın sevabı hatim edersen 300.620 tane sevabın olur. Çünkü Kur'an'ın 300.620 harfi vardır. Fakat rahmet ilahi Allah olduğu için biz de öyle değil. İnsanız bire bir. Bana bir verdin mesela bir vereceğim. Yoksa faiz olur. İki verdin iki vereceğim. Rahmete mazhar olmayan bir şekilde adalet noktasında rahmetiyle mukayese ediyor. Oysa Yasin'de 3000 küsur muydu? 2988. Ya 3000. 3000 küsur. 3000 küsure şey ya şeylerle hemzelerle 3000 küsur. Yasin'in her bir harfine Cenab-ı Hak lakal 500 meyve veriyor. Kur'an'ın rahmete mazhar olmadan birebir verilen sevabın fazla oluyor. İşte rahmete mazhar olmadan adalet noktasındaki ile rahmete mazhar olan ayet ve hadisle mukayese ediliyor. Burada bir kanuniyet işleniyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, gadabını aşmıştır gibi şeyler gösteriliyor. Ve insana çok değer verdiğini, sırf efendim bizim mantık ölçülerle bunu izah edilemiyor. Niçin edilemiyor? Çünkü mantık arkasına hitap ediliyor Kur'an. Akıl, yani her şey başladığı noktaya kadar gelir. Mesela şu çiçek, tomurcuk olur, yaprak olur, gövde olur, kök olur, çekirdek olur. Daha geri gidemez. Yok, geldi. Şimdi akıl nereden yaratılmışsa son mertebesi, kemal mertebesi olur. Akıl lef-i mahfuzdan bize verilmiştir. Son kemalatı, aklın son varabileceği kemalat mertebesi lef-i mahfuzdur. Abi biraz önce dediniz ya hani Yasin mesela daha fazla sevap oluyor Kur'an-ı Kerim'e göre.
Burada hani rahmetin tecelli etmesi niyet mi gerekiyor? Yani o niyetle mi? Evet yani. Bu niyetle. Mesela desin ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyalemetlerde olmamış. Bunda olmuş. Keyfiyet de değişiyor ama. Keyfiyet değişiyor. Şöyle yani benim ümmetim işte yaşayacağımızı biliyor. Herkes Kur'an okuyamaz. Yani bir Kur'an okuyamaz. Mesela benim okuduğum Kur'an miktarı kadar siz zor okursunuz. Yani cemiyet hayatındasınız, çoluk çocuğunuz var, evlisiniz, işiniz güçünüz var. Benim mesela talim hocam günde 5-6 cüz okuyor. 6'dan aşağı kalmıyorum diyor. Bisiklet sürerken evinden dükkana gidene kadar bir cüz bitiriyor adam. Tak 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 bitiriyor biliyorsun. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam kimse Kur'an'dan mahrum olmasın diye her bir sure bir Kur'an hükmüne geçiyor Cenab-ı Hak. Ve Kur'an sebabını istiyor ümmeti. 3 ihlas, besmele ile beraber Kur'an kadar sebabı var. Niye? Bir ihlasın besmele ile beraber demişti. 69 tane harf var. 3 tane ihlas, 200 kaç ediyordu? 7. 207. Her bir ihlas suresine harfe mukabil 1500 sevap veriliyor. Kur'an kadar sevap oluyor. Kur'an'ın 3'te 2 kadar sevap oluyor. Yani böylelikle bu niyetimizi buna göre tanzim etmek. Yani aklı çerçeveden düşünürsen lef-i mahfuzda kalırsın. Arş-ı azama geçemezsin. Arş-ı azama geçemeyince bu kendine yatırım yapamazsın. Geçemediğin her yerde, geçtiğin her yerde sen var olduğuna göre arş-ı azama da taşınman gerekiyor. Yani taşınmak lazım. Evet. Şimdi o ders buydu. Devam edelim. Dün zaten abi aklen dahi o mısırdan, nardan, haşhaştan misal verilip ha o da vardı. Aklen dahi ispat etmişti abi. Mehmet bir mısırdan bir mısır çıkması adalet ilahiyken bir mısır tanesinden 3 tane, 5 tane şey çıkıyor. Baş çıkıyor. Her bir başta kolivada yaklaşık olarak 200 tane oluyor. Evet, 100 tane, 200 tane. Değil mi? Evet. O kadar oluyor. Şimdi bir haşhaştan belki binlerce, milyonlarca değil mi? Evet, veriyor. Bunlar hakeza yani. Hakeza. Yani böyle misal veriliyor. Tekvin ayetlerde böyle olduğu gibi yani kelam ayetlerinde de bu mevcuttur diyor. Dün ispat etmişti hikmetiyetini. Ve neden böyle olduğunu da ispat etmişti abi. İnsan çünkü her insan her an Kur'an'a muhtaçtır ama bir türlü elde edemez demişti. Kastan orada okumuştu onu da. Burada da insan bunu nasıl sahip olacak? Yani bunun keyfiyeti nedir? Ona bu deneyim. Kainattaki eşya Allah'ın ayetleridir. Kevni ayettir. Kur'an da Allah'ın ayetidir. Kelam ayetidir. Kevni ayetten kelam ayetine intikal ettiriliyor. Haşa misal veriyor yani. Misal veriyor. Hakikaten rahmeti aşmıştır. Dün düşündük de bir taneden bir tane çıkan bir şey göremedik meyve. Bir çekirdekten bir tane çıkan var mı? Yani bir karpuz ektik, birkaç tane karpuz ve kaç tane binlerce çekirdek çıktı. Nesli tükenir abi o zaman. Tükenir, evet. İşte dünya nazarıyla dar fikrimizde ahirete müteveccih, hakaiki sevabiyeyi o bedevi adam kadar da düşünemiyoruz. Neden aklına sıçramıyor da? Dünya nazarıyla bakıyor da abi. Burada da bir padişahdan misal vermişti. Direkt biz buraya geçiyoruz. İşte dünya nazarıyla dar fikrimizle ahirete müteveccih, hakaiki sevabiyeyi, yani sevabın hakikatlarını ahirete tahallük eden, o bedevi adam kadar da düşünemiyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ın meçhulümüz olan hakiki sevaplarıyla muvazene değil. Çünkü teşbih kaidesi meçhulü maluma kıyas eder. Belki müvazene edilen, malumumuz olan ve tahmimimize giren sevaplarıyla bir abdi mümin bir virdine mukabil meçhulümüz olan hakiki sevabıdır. Hem de deniz yüzü ile kadrenin göz bebeği güneşin tamamı aksini tutmakla müsavidir. Yani o güneşin tamamını bir deniz yüzü de aynı şekilde gösteriyor. Bir kadre de aynı şekilde gösteriyor abi bütün büyük güneşi. Ama iş o keyfiyette gösterildiği yerde değişiyor. Dediğim gibi Peygamber Efendimiz de aynı namazı kıldı. Biz de aynı namazı kılıyoruz. O da elhamdülillah dedi. Biz de elhamdülillah diyoruz.
Hatta 27. sözde var ya, bir Sübhane Rabbiyel A'la'nın manasını düşün diyor. Sahabelerin derecesini anladın diyor. Ama iş keyfiyette değişiyor işte. Çünkü onlar da aynı mübarek kelimeleri zikrediyor. Zikretti. Biz de aynı mübarek kelimeleri zikrediyoruz. Ama iş keyfiyette değişiyor. Hem de deniz yüzüyle kadrenin göz bebeği güneşin tamam aksini tutmakla müsaadeyle fark keyfiyettedir. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın deniz misal ayna ruhlarında, bak deniz misal ayna ruhlarında inikas eden mahiyeti sevap bir kadre hükmünde bir abd-i müminin bir ayetten aldığı aynı mahiyeti sevabıdır. Mahiyetçe kemiyetçe birdirler. Yani gelen mahiyetçe kemiyetçe birdir ya. Ona da bir geliyor, bana da bir geliyor. Mahiyetçe, kemiyetçe birdir çokluk itibariyle. Ama keyfiyette değişiyor iş. Keyfiyet ise kabiliyeti tabidir. Onun geri dönüşümü, onun daha da çoğalması kabiliyeti tabidir. İnsan ruhunu ne kadar inkişaf ettirirse, o kadar ona gelen sevaplar daha da fazla geri dönüyor. Yani bu herkese mahsus değil. Evet, herkese mahsus değil. Çünkü burada en alta diyecek ki, buna tam ittiba edenlere diyor. Zaten şartları var diyecek onu. Zaten saniyede onun şartları var diyor. Zaten bu bir kanun gösteriliyor. Her daim değil. Evet. Burada işte her daim olan yeri var abi. Yani veraseti, nübüvvet mesleğine evet. Gidenlere o kapı açık diyor abi. Evet. Keyfiyet ise kabiliyeti tabidir. Hem bazen olur ki bir tek kelime, bir tek tesbih öyle bir saadet hazinesi açar ki 60 sene hizmetle o açılmamıştır. O sahabelerin çektikleri tesbihler abi. Biz de aynı tesbihi çekiyoruz. Ama keyfiyete baktığımız zaman dönüşümüne yetişilmiyor. Yani en büyük veli en küçük sahabeye yetişemez diyor. Vay be. Nasıl bir haletle çekiyor ki Subhane Rabbiyel A'la bir ustadın ömründeki tüm namazdan aldığı feyiz de mukabil geliyor. Peki bunu rahimde kılın nasıl kıyas yapıyor onu? Mesela ben bildiğim şeyle kıyas yaparım. Üstad nasıl kıyas yapıyor onu? Ruhunda şöyle yaşadığı bir şeyle misal veriyor. Diyor ki ömrümde diyor aldığım namazları bilir. Yani. Feyiz. Onun cemikinden daha fazla aldım diyor. O şekilde. Evet. Her ismin azami mertebesindeki tecellisini görüp ona göre yani ibadet ediyor. Yani ona göre şey yapıyor, tesbih ediyor. Evet. Bütününü görüp yani bütün bu rızıkları veren balıklara, insanlara, bütün hayvanlara, bütün mahlukata hepsini bir anda artık nasıl bir şey oluyorsa ona göre tesbih ediyor. Ona yani göre ibadet ediyor. İhata etmiş bir ruhla İsmi Azam ve Mazhar. Mazhar tabii. İsmi Azam ve Mazhar olduğu için İhata etmiş bir ruhla bütün mevcudatı merkezden bakıyor. Hepsini yani o devamlı hepsinden bakıyor zaten. Evet. Cüze bakarken külli gibi oluyor. Yani cüziyetten çıkıyor ama hep külli niyetle bakıyor. Külliyete bakıyor yani her şeye. Evet. Yani Halik ismine yanaşırken bütün mahlukatın halikine bakıyor. Yani Rezzak ismine bakarken bütün mahlukatın rızıklarını düşünüyor. Yani ismi azam ve mazhar olduğu için arş-ı azamdan bakma seviyesini yükseliyor. Mesela Üstad bize kanuniyeti verirken diyor ki kendi halkında, sonra senin halk, sonra bütün mahlukat halkı diyor. Niye? Biz anlamayacağımız için ufaktan büyüğe gidiyor. Ama onlar ise ufaktan büyüğe gitmiyor. Bir anda bakıyorlar. Zahirinde hakikati görüyor. Evet. Zahir, aynı zahirde hakikati müşahede ettiği. Ama tabi temelde İsmi Azam'a mazhar olduğu için o İsmi Azam'a da nasıl şey yapmış? Peygamber Aleyhisselam'ın inikas ve insibana mazhar olmuş. Ama temel sebebi de şeydir, sadakattır. Yani sadakatsız her şey zıttına inkılap eder. Ne hatırınıza geliyorsa. Yani Ebu Bekir'i sökerseniz oradan kalın kafanıza, kafası da burada kalsın. Ebu Bekir'i sökerseniz ortadan, devreden ne Ömer kalır, ne Osman kalır, ne Ali kalır. Ne adalet olur, ne enfusu, ne de ilim. İlim cehalete hizmet eder. Adalet zulüm eder.
Abi sahabeler Peygamber Efendimiz'den nisibe almıştı değil mi? Evet. Ne yapmışlar? Cahil iken bir anda vali olmuştu, atama olmuştu, böyle bir yükseğe gelmiş. Allah ne de almış nisibanı? Mesela kıyas olarak diyorum, Allah da almış yani. Kim? Allah diye peygamber diyeceğim. Pardon. Peygamber Efendimiz de Allah'tan nisibanı almış. Evet. Yani oradaki kıyası ne kadar yani Peygamber Efendimiz'in yüksekliği kıyası için diyor. Evet, direkt Allah'tan almış. Zaten böyle bir... şöyle bugün birisiyle o adamla dedim ya dersin başında birisiyle görüşmüştüm. ÖTTÜ'de felsefe şeyini veriyormuş orada. Felsefe lisanıyla ona hitap ettik ki felsefe okuduğu için. Dedim bir insan ümmi bir zat bildiğimiz yer Mekke işte iki vadi arası toplumunu da biliyoruz az çok. Tarih gözüyle de baktığım zaman orası da görüyoruz. Tarih bir gözdür. Bir insan böyle bir öğreti ortaya koyuyor. Her sahada koyuyor. Her sahadan bir sağ olan felsefe. Bunun lehinde ve aleyhinde felsefe meşgul. Bir insan böyle bir öğreti, böyle bir dava koyacak. Lehte ve aleyhte asırlardan beri felsefe kendisiyle meşgul olacak. Bu mümkün mü bir insan için? Yani bir felsefe, şimdi İslam'ın aleyhinde bulunan bir felsefe var. İslam'ın lehinde içinde gelişen bir felsefe var. Felsefe akımları var. Yani ikisi de İslam'la meşgul. Yani nasıl bir insan ki, yani kimyadan, insan terbiyesinden, alemi gaybtan, savaşta, aile yuvasını kurmaktan kadar şöyle dursun. Yani bir düşünce, bir felsefede bir yapı getiriyor. Beşer bundan meşgul. Ancak onun seviyesinde bu şekilde anlıyor. Yani tabii yani şey... Böyle düşündüğün zaman yani bir insanın böyle her konuda ve arkasında kitleleri takacak, menfi ve aleyhte çorlar açılacak bir şeyle açması insanüstü bir şeydir. Yani bir insan bir felsefe yapar ama ömrünü verdi. Sen dedim ömrünü verdi, döçekmiş. Böyle düşününce, böyle düşünmemiştim dedi de. Böyle düşününce hakikaten çok ilginçtir. Felsefeyi kendisiyle meşgul etmiş asırlarca. Evet. Demek bazı halat olur ki bir tek ayet Kur'an kadar fayda verebilir. Hem ismi azim ama sağ olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ayet bir Kur'an kadar fayda verebilir diyor. Yani sümbürleniyor. Bir haşhaş atıyorsun milyonlarca haşhaş. Bir balık yumurta bırakıyor 1 milyon bırakıyor. Niye? Bir tane bıraktı bir tane balık çıkması lazım. Adalet bu. Birebir. Adalet bizim anlayışımız bu iken bir yumurta bırakıyor, 1 milyon oradan çıkıyor. Bu aynı bir ayet Kur'an kadar fayda verebiliyor. Mesela benim dünyamda, özür dilerim, Kur'an'ı Kur'an yapan, hepsi birbirini bütün ama herkesin bir zaafı var veya herkesin bir alemi var, alemin içeride. Kur'an'ı benim dünyamda Kur'an yapan, yani Kur'an'ı adeta Kur'an kadar delil olan, Kur'an içinde bir ayet, benim için, Kur'an içinde bir ayet ama Kur'an kadar delil olan bir ayet şudur. Ben hep zanda kalabilirdim, yani şüphene. Biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ayeti benim dünyamda, alemimde, Kur'an'ı Kur'an yapan, Kur'an kadar delildir. Çok kıymetlidir, yani zanlar ortak, Kur'an'ı Kur'an yapan ayet. Zanları, acaba parmak karıştı mı, kalem karıştı mı falan biz indirdik. Biz koruyacağız. Ayeti yetiyor. Yani bak bir Kur'an, bir ayet Kur'an'ı yani şöyle dışarıdan baktığın zaman arabada araba şoförü götürüyor. Gir içeriye bak. Şoför arabayı götürüyor. Şoför arabayı götürüyor. Yani baktığın zaman İçi dışında, dişi içinde. Bütünsel yani. Ama burada rahmetini gösteriyor işte. Kör olası cehalet ve mantık üzerine kurulan bu felsefe niye bu 1'e 10 diyor? Yani mantığı almıyor. Bir haşhaşa niye 1000 tane? Bir balık yumurtasına niye 1 milyon yumurta olsun? Mantığı böyle çalıştığı için ya bir diyor cevşen okuyacaksın kadar efendim şöyle sevapların olacak.
Ya böyle bir şey olur mu diyor. Diyen kafa hangi kafa? Birden bir çıkar. İkiden iki çıkar. Sonsuz çıkar mı? Abi esbabın adiliğinde mi takılıyor onlar? Onlar sebepte takılıyor. Sebep sonuç ilişkisine kilitlenmiş bir kafada. Programdan çıkamıyor. O sonuç bu sebeple nasıl çıkar diyor. Çünkü sebebi kaynak zannediyor. Çok basit. Kaynak zannediyor. Yani bu netice doğru söyledim hocam. Yani bu korkunç büyük neticeyi bu basit bir sebep midir diyor mesela. Bir damla sperma su. Dan ben nasıl çıktım? Yani sebep bu. Neticeyi nasıl izah edeceksin? Yani ben hani bedensel itibariyle madde evrildi, çevrildi, devrildi. İşte felsefenin temel mantığında şu var. Oluştu var. Yaratılmak yoktur. Felsefe mantığında kesinlikle halk yoktur. Yaratılmak yoktur. Hemen fail çıkıyor o zaman. Oluştu var. Yaratıldı yok. Şimdi o zaman şunu da demek zorunda kalıyor. Benden kasıt ben işte gördüğüm şey. Yani benim ruh yapım, hayat tarafım, dima tarafım ve meratipleri, vicdaniyatım ve reddetme, kabul etme gibi sıfatlarım maddeye mi vereceksin? Yani maddenin fonksiyonu. Kabul etmiyorum, reddediyorum, canım sıkıldı, şefkat. Şefkat maddenin neticesi midir? Yediğimiz gıdaların neticesi midir merhamet etme? Neyle izah edeceksin? İşte felsefede sebep sonuç ilişkisine odaklandığı için sonuç cinsinden sebep arıyor. Veya sebep cinsinden sonuç aradığı için aradaki o rahmeti göremiyor. Hem ismi azam masal olan Peygamber Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir ayette masal olduğu feyz-i ilahi belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir. Bir ayetten aldığı feyiz değil mi? Sadece Yasin. Ya arkadaş ben tabii şeyde yani orada yaşıyorum tamam mı? İki vadide hiç çizgi yok, öğreti yok, felsefe yok. Deve çobanıyım ve bir ticaret kafilesinde memurum. Tamam mı? Şöyle bir insan böyle bir tabi bunların tefsiri yani. Daha nice 350 bin tefsir gelmiş. Yani bir çizgiyi takip etmiyorsun yani. Bir çizgiyi takip etmiyorsun. Bir öğretiyi genişletemiyorsun. Çapını genişletmiyorsun. Yeni bir şey örneği yok. Ve muvaffak oluyorsun. Ve ben imanıma 1,5 milyar Müslüman teyittir. Delildir benim imanıma. İmanda kalmama sebep. Çünkü ben size en büyük iyiliğim kendi varlığımdır. Destektir. Şimdi 1,5 milyar Müslüman var. Benim imanımı onaylıyor. Yalnız değilsin diyor bana. Dini cemaatler var, nurcular var değil mi? Meşrebim var. Arkadaşlarım, kardeşlerim sizler varsınız. Hep bana onaydır. Hep bana güvendir. Hep beni emin hissetmeme sebepsiniz. Değil mi? Bu adam tek. Hiç kimse yok. Herkes aleyhinde. Nasıl emin olabilir? Biraz psikolojiciyim ya ben böyle. Psikoloji bazen meylim var böyle. Tutamıyorum. Ya bir insan, acayip bir şey ya, bir hasta olduğu zaman tansiyondur, şudur, hemen panik yapıyor yani. Hemen bir şey yapıyor. Ehli hakikat, ehli tevekkül de öyle yani. Gayri ihtiyari, elinde olmayan iman da olsa yani bir geçici bir şeyler oluyor yani. Bu insanda can ve malını. Bir de sahabe öyle bir risk alıyor ki, risk al, canın, namusu, malı, her şey sıfırlanacak. Değil mi? Muhammed'in yanında olduğunda her şey risk. Bunu arkaya dönüşü olmayan bir hayatı tercih edebiliyor. Diyor ki bu. Ama bunun bedeli risk almak hayatın bir. Çoluk çocuğun iki. Malın mülkün her şeyi. Her şey yok olacak. Bu riski kim alabiliyor? Biz bir dükkanda müşteri namaza giderse müşteri gelir gider risk almıyor. Ne olur ne olmaz. Biz ya bu millet bize ne der ya ve böyle ders yaparsam sıkılır daha bana gelmez beni onaylamaz. Resulullah aleyhissalatü vesselam insanlar reddeder veya kabul eder. Mesela bana kalsaydı diyor mesela 10 tane ayeti söylemezdim diyor. Mesela bir tanesi halasının kızıyla tezevücü. Bir tanesi Miraç hadisesi. Ya daha yeni.
sahabelerin en büyük imtihanı neydi? Sadakat. Sahabeyi sahabe yapan en büyük imtihan sadakattır. Miraçtır. Olamaz miraç. Ya arkadaş daha yeni taze tüy, burnunda hani gülde şeye tomurcuk derler ya. Sabah kalkıyor, biraz önce konuşup kendi bildiği, realitesi yaşadığı, gidip geldiği Kudüs'e bir ay gider, bir ay gelir, iki ay. Diyor ki ben gittim, geldim. Ve bunu nasıl çekinmeden söyleyecek? Söyle hadi. Ben bazı şahit olduğum, tanık olduğum iç alemimde sezişlerimi, hallerimi diyemiyorum kardeşlerime. Dedimse de bir sürü isyanlar çıkıyor, bana aittir falan diyorum. Şimdi bunu nasıl diyeceksin sen? Ne cesaretle söylüyorsun bunu? Nasıl dersin yani? Yani ben gittim geldim. Sahabe işte düşen olmuş. Sahabe değildir der. Azar. İtikat etmişlerdi, iman etmemişlerdi. İtikat aklidir, iman kalbidir. İman olsaydı sadakatın zirvesidir. İtikat olduğu için hemen terk edebiliyorlar o libasını. İtikat aklidir. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikat. Yedinci mertebe. İtikat olduğu için dimağın mertebesi. Bunu tabii şimdiki tıp kafada şey var diyor. Akıl var. O bozulduysa bitti. Felsefede us. Pöz de derler Aristoteles'te. Yani bu ben olan ben budur. Bozuldu mu? Daha üstü birim yok ki. Kim tahmin edecek? Cumhurbaşkanı daha üstü yok ki. Gibi. Ama dinde ise üçüncü mertebededir daha dimağda. Tahayyül, tasavvuf, taakul. Bozuldu, bir üst birim tamir ediyor. Daha üst birim tamir ediyor. Daha üst birim tamir ediyor. İniyorsun vicdana, o tamir ediyor. Ya acayip bir şey ya. Din hakikaten hayatın hayatı ya. O kadar kafama yatıyor ki. O kadar mı yani? Çıkıyor, sen söylüyorsun, kolunu sağlaya sağlaya. Nasıl diyorsun ben miraç yaptım? Bu nasıl bir cesaret, nasıl bir şey? Diyor ki ben demezdim zaten ya şeyi. Arkası sağlam. Acayip bir şey ya, tabii ya. Yani peygamberin ben ruhsal yapısını şöyle yapıyorum bak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 19. mektubu şöyle okuyorum. Ben oluyorum peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhuna misafir. Giriyorum. Elimde su akıyor. Ya boş ver o adamlar Müslüman olmasın. Şimdi adamlar suyu gördü. İman eden var, küfreden var. Sihirdir diyen. Yani bu adam biliyor ki sihir olmadığını sahabe iman ediyor. Ve geliyorlar develeri su içiyor, kaplar doluyor, adamlar içiyor, tamam mı? Parmağından su akıyor. Gözümü kapattım, ben oradayım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ruhumdayım. Şimdi benim parmağımdan su akması onların imanım değil, ilk önce benim imanımı zirve yapar. Daha önce bende bir şey yok. Şimdi şöyle diyeyim. Ben size parmağımdan su aksam, bana baktığınız, bana acayip baktığınız, sizin bakışınızdan ben etkilenirim ama imanım 3 olur. Sizin beni onaylamanızdan ama ben kendimi onaylamaktan nihayetsiz olur derecesi. Parmağımdan su akıyor, benim imanım ne olur? Benim imanım. Allah Allah. Ben kendime bakıyorum, dakikalarca deli dersiniz, istersen bana şizofreni deyin. Dakikalarca aynaya bakıp gözümü seyrettiğimi biliyor. Kendi varlığımı bazen düşünürken abdest alıyorum, havluyla kurularken anlıyorum. Bırakmıyorum, sarmaladı beni. Sardı, havlu beni tanımlıyor, varlığımı bana söylüyor. Çünkü hissediyor. Ben sanki havluyu değil, kendimle hissediyorum. Varlığı. Şimdi bu insan nasıl bir iman olur? Benim parmağımda su akıyor. Ben bir vuruyorum, akiye bölünüyor. Biliyorum ki sihir değil. Bir vuruyorum kazmayı, dev gibi kaya paramparça oluyor. Bir ölüyle konuşuyorum, mezar diriliyor. Mezar diriliyor ya. Ben sana söyleyeyim, git bu mezara. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur. Kalktılar, ve aleyküm selam. Kardeş. Desene ne yapardın sen? Kaçardın. Ne yapardın? O da onlara eklendim. Evet. O çok basit. O da eylemek denirdi ya. Yani
acaba selamun aleyküm, aleyküm selam, yani bir şey bekliyor ama şey gibi yani ustattan keramet bekliyor, birisi var gitmiş kendi hatırasını diyor. Keramet bekliyorum ama hem de korkuyorum ya yaparsa. Bende de oldu. Ben de yaşadım böyle bir şey. Yani peygamber ya nereye geldik de bu mevzu? Bir ayette var ya. Komple diğer peygamberin tüm hayatı kadar feyiz alabiliyor. Ya mesela her peygamberin güzelliğinden daha camiydi güzellik. Yusuf'u merak ettin. Yusuf tek boyut güzeldi. Harikaydı. Ama Allah Resulü herkesi göre farklı gözükürdü. Herkes peygamberi farklı görmüştür. Ben her görüşte peygamberi farklı görmüşüm. Bir tanesi olmuyor. Haletime göre. Hatta onların varislerini bile öyle farklı görmüşüz. Farklı gözüküyor. Herkes de şey yapıyor. Yani peygamberin Yusuf'a aleyhissalatü vesselamın güzelliği herkese göre farklı gözükmesidir. Ama Yusuf herkese tek boyutta gözüküyor. Ben bir aynayım, herkes kendisini ben de seyreder diyor. Yani peygamber benim hakikaten inancımla demiyorum ama aklım o kadar onaylıyor ki, o kadar kafama yatıyor ki bu nasıl bir iman anlamıyorum yani. Oluyorum, misafir oluyorum, giriyorum ruhuna, parmağımdan su akıyor, dereleri işaret ediyorum. Bana ne yapar ya, geçin bir daha söylüyorum. O insanlar iman etti, imanlar arttı, takıldılar, takılmadılar falan. Geç ya, bu insana yaptığı katkıya bak. Bu olay onu Allah'a nasıl taşıyor? Gittim Allah ile konuşuyorum. Görüyorum. Bu insanda yalan mı olur, hile mi olur? Bu insan nasıl bir insan olur? Abi burada bir yer var da kısa okuyun konuyla ilgili. Yani akıl sadece akıl. Bu imani yönü şey. Üstad diyor ki, şimdi ey mülhidi bihuş. Muhammed Arabi aleyhissalatü vesselam. Akıllı bir adam idi. Deyip geçme. Çünkü şu umur-u gaybiyeye dair ihbaratı Sadık-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam iki şıktan hali değil. Ya diyeceksin ki o Zat-ı Kudsi'de öyle keskin bir nazar ve geniş bir deha var ki mazi ve müstakbeli ve umum dünyayı görür bilir ve etrafı alemi ve şark ve garbı temaşa eden bir gözü ve geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeden bir dehası vardır. Bu hal ise beşerde olamaz. Eğer olsa Halık-ı Alem tarafından verilmiş bir harika, bir mevhibe olur. Bu ise tek başıyla bir mucize-i azamdır. Veyahut inanacaksın ki diyor, o zaten, işte o zat mübarek öyle bir zatın memur ve şakirdidir ki, her şey onun nazarında, tasarrufundadır. Cenab-ı Hakk'ın vasfı. Nereden okudun? Mektubat 110 diyor. 110. İlk defa okuduk değil mi? Ömrümde ilk defa duyuyor. Evet. Bak. Peki ya diyeceksin her tarafı görüyor. Görmüyor. Ama öyle bir eylemi, öyle bir konuşması, öyle bir tavrı gözüküyor. Her şeyi görüyor gibi oluyor. O zaman birisi gösteriyor kardeşim. Tuhaf. Bir ateistin biriyle aynen böyle taşken bunu dedim. Ya dedim bizzat. Bağlantı yok yani haşa diyeyim sizin tabletanla. Geleceğe dair bir tane de değil. Hiç böyle endişesiz onlarca yüzlerce haber nasıl verilir ya? Bir tanesi olmasa dava çürüyecek. Mesela diyor ki kardeşim ne var? Yani adileştirerek diyor ki ne var? Biz de diyor maç tahmininde bulunuyoruz tutuyor. İyi de hepsini tutuyor. Ve sen tutmadığında bu maç tahminin ben şunu iddia ediyorum. Ben işte şu her şeyi bilen kalim iddiasıyla demiyorum ki tahmin olduğunu sen de söyle. Bir de maç daha önce malzemesi var. Fenerbahçe Galatasaray'ı evet. Tanıyorsun. Malzeme yüklüyorsun. Bunun bir tane numunesi yok. Mesela Kızıldeniz'den cesedi çıkacak diyor Firavun'un. Eliyor menünecik bir bedenik. Yani bir sürecin uzantısı tahmini olur. Fenerbahçe Galatasaray hakkında malzememiz var. Şimdi tutup da hepsini isabet eder. Fenerbahçe bizim köyün takımını her zaman yener. Değil mi? Doğru mu? Doğru tabii canım benim köydeki takımı yener. Mehmet Ağa, tenekeci Mehmet Efendi'nin kurucu takımı yener. Yani bu tahmin midir ya? Bu sürecin ilimle açtığım bir yoldur. Aynı zamanda kaderi ispat ediyor bu. Geleceğe ait formül edilebilen her şey gelecek değildir. Anda değildir yalnız. Gelecek değildir. Anda değildir. Kaderdir. Bak,
mesela ay tutulacak diyor bir sene sonra falan yerden gözükecek. Bu gelecek değildir. İlimde geçmiş gelecek yoktur. Andadır ama şu anda değildir. İlimdedir, anda değildir. İlmin boyutuna geçen de geçmiş geleceği yaşar. Kalp ve ruh, hissiyat insanı ruh seviyesine çıkarsa geçmişe geleceği anda görür. Formül edilebilen her şey ilimdedir ve andadır bulunabiliyor. Çekirdekte zaman yok demiştik ya. Zaman evet. Mekan yok. Ayasla ve sarfer çekirdek cihetinde. Yani... Aynen öyle. Evet, çekirdek cihetiyle çekirdekte bu ağacın tümü vardır. Sonuyla başı vardır. Ama dışarıda yaratılışta zaman lazım. Mekan lazım. Değil mi? Mesela Mayıs 1, Mayıs 2 falan doğdu. 30-40 sene. Çınarlar 700 sene. 700 sene çıkacak yaprakla ilk çıkan arasında 9 sene fark var. Ama çekirdekte ikisi de aynı yerde. Zaman yok. İlmi bir programda zaman yoktur. Eyleme dönüşmede zaman süreci var ki alemin kevni fesattır. Yoksa ana baba olmaz neyse. Yani sebep olmayınca ana baba da olmaz. Doğan olmaz, doğuran olmaz. Her şey olmuş gibi olmuştur, bitmiştir. Dâli ilmindeki şey değil mi abi? Dâli ilminde bunlar her evet, şey. Evet, her şey andadır. Ama kudrete çıkarken bir sırayla çıkıyor. Sırayla çıkıyor. Zaman oluyor. O zaman zaman diyor. Zaten tavlat-ı zevrat'taki mana da o yani. Aynen. Aynen. O zaman abi efendimiz için zaman yok. Yok ki. Ben çünkü yön de yok. Ben arka tarafımla da görüyorum. O bizim çekirdek. Bir şey yok ki zaten. Evet. Ama şey öğretiyor değil mi abi mesela? Mesela üstad-ı ezelisinden ders alıyor öyle konuşur diyor. O ilim Allah'ı gösteriyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'e bürhan inniğidir. Allah'ın o sonsuz ilmini göstermesindeki Peygamber Efendimiz. Her ismin öğretiyor. Her ismin mertebi azamı ve ismi azamı mazar olduğu için isimlerin kaynağındadır. Burada otururken o kaynaktan bakıyor böyle. Çünkü küçük yaşta mesela ilkokul öğretmeni oluyor. Sen büyüyorsun mesela profesör oluyorsun. Onu geçiyorsun. O öğretmeni geçiyorsun. Evet. Sen ilkokulda ABC'yi öğreteni profesör olunca onu geçiyorsun tabii ki. Yani o zaman ama o çekirdekli o kabiliyet istat vardı geçecek. Evet. O zamanla oluyor geçiyor. Zamanla geçiyor. Evet. Buyur abi. Hem ismi azamı mazhar ve sürekli Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ayette mazhar olduğu feyz-i ilahi belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir. Veraseti Ahmediye ile burası abi şimdi. Evet, veraseti Ahmediye ile ismi azam zilline mazhar bir mümin. Kendi kabiliyeti itibariyle. Nereden okuyorsun ya ben? 349 abi. Ha neyin küçüğü? Sözler abi. Kafa benim başka yani tamam. Ha veraseti Ahmediye. Evet. Veraset-i Ahmedi ile ismi azamın zilline mazhar bir mümin. Allah Allah. Bir daha okuyacaksın. Çok özür dilerim. Dur. 349 mu? Evet abi. Paragrafım şu. Tamam abi. Ne demiş? Ha dur. Veraset-i Ahmedi ile ismi azam zilline mazhar bir mümin. Yani bize de kapatırken ama veraset-i Ahmedi. Tabii hoşuma gittiği için zaten bir daha oku dedi. Mümin. Kendi kabiliyeti itibarıyla tamam. Kemiyetçe bir nebinin feyzi kadar sevap alıyor denilse hilaf-ı hakikat olamaz. Yani bir mümin ahir zamanda şunlar şey yapsa bir Musa Aleyhisselam'ın sevabı kadar sevap alır. Peki o da zaten söylüyor. Musa Aleyhisselam'ı senin nasıl tanımladığına bağlı bu sevap miktarın. Sen Musa'yı ne anlıyorsan o. Anlıyor musun? Herkes onun için değişiyor. Ne kadar onu keyfiyetçiyle tanıyabilirsin. Tanı yani. Senin tanıdığın Musa. Çünkü senin sevabın senin eyleminden çıktığı için senin aleminde Musa neyse ondan fazla alıyorsun sevap. Allah'ça murat olan Musa değil. Sende iz düşümü olan Musa'dan fazla alıyorsun. Musa sevabından. Yani işte burada değişiyor yani. Niyet ve nazara göre değişiyor. İşte onun için ben ufukları değiştirmek için elimden parmak akarken ve Mucizat-ı Ahmediye okurken şöyle okuyorum. Böyle okuyun. Tamamen değişecektir Mucizat-ı Ahmediye aleminizde. Mesela Mucizat-ı Ahmediye okurken diyor bir şeyleri düşmanlarını Ebu Cehil amcasını vesaire o zalimi çağırdı. Bir kişi bile yetmeyecek kadar tam koydu. Adam dedi ki Ebu Leheb bizi bunun için mi çağırdın? Bizimle dalga mı geçiyorsun sen dedi. Bunu kim düşün şöyle kral ya. Şimdi Koç Sapancılar gibi adamları çağırıyorsun. Gaddar adamları, zalim adamları, despot adamları. Bir yedikleri önünde yemedikleri arkasında olan adamlar yani böyle. Şimdi bunu bir tane koyuyorsun. Ondan sonra peygamberimiz diyor ki bak
Şimdi peygamberin ruhuna misafir ol. Ye diyor. Yeme yetecek diyor. Sana ne? Sen ye. Sen ye. Bitirebiliyorsan bitir. E tamam hadi gelin dedi. Adam doymak için yemiyor. Bitirmek için yiyor. Bitsin. Yedikçe bitmiyor. Yedikçe bitmiyor. Ondan sonra bir 10 kişi daha gelsin, 300 kişi daha gelsin. Adam bunu seyrediyor şimdi. Ulan nasıl bir çöküntü bir ruh, nasıl bir aşağılık ki? Yani yediği bir şeyi realitedir, doyuyor. Buna sihir diyebiliyor. Ulan sihir gözde vardır. Realitesi yoktur. Şurada gözükür, böyle yap çarpar. Ondan sonra onu yiyor, seyretti seyretti. Ne dedi biliyor musun? Böyle doymadık, böyle bir şey olmadı değil. Ne acayip sihirbazsın dedi. Yani böyle olmadı demiyor. Şimdi ben burayı anlatmak için anlatmadım. Geç şimdi. Peygamberin ruhuna misafir ol. Şimdi peygamberin ruhunda bu nasıl işlenir? Nasıl karşılık bulur? Ne olur? Ne inkılap olur? Bu olay Allah'a nasıl taşır bu kendisi? Nasıl dinamit olur? Sorun yani akıl, hafsala almıyor. Evet. Hem de sevap ve fazilet nur alemindir. Nur alemindendir. O alemden bir alem bir zerreye sığışabilir. Yeter ki ismi azama mazhar olduğu için Peygamber Efendimiz feyzi o kadar az. Ayna gibi düşün, ufak bir ayna. Dünyanın içinde bu avucu manası ne kadar olur dünyaya göre? Kainat şey biliyorsunuz güneş dünyamızdan 1.400.000 defa büyük. Benim dünyanın içindeki bak 1.400.000 defa küçük olan dünya ve dünya içindeki elimdeki avucun içine koca güneş girmiyor. Yeah. Allah Resulü'nün aynesinde de vacibül vücuttaki feyziler böyle giriyor işte. Böyle ayna olursa ama bunu tutarsan gözükmez işte. Ayna olabilme derim. Kırık ayna kırık olur, yamuk ayna yamuk gösterir, tozlu ayna tozlu gösterir. Aynanın kabiliyetini görür. Ruh aynasına bağlı yani. Ruh aynasını insan ne kadar parlatırsa, evet. Külliyet kesbederse cüziyetten çıkıp. Yani cüzi nazarını cüziyetten külliyete çıkartıyor. Cüzi sarf edersen orada gümür. Mesana mezar olur. Ben sıkılıyorum, canım sıkılıyor, bu iş yapamıyorum. O cüzi nazarını cüzi şeye hasrettiğin içindir. Cüzi nazarını külliyete götür bakayım. Orada kalıyor musun? Düşündüğün yerdesin. O zaman taşın, fikren bir yere taşın oradasın. Düşündüğünüz şeysiniz yani. Düşünce bir böyle bir eylemin dışında, hissin dışında böyle bir siziz anlayış değil. Düşünce güçtür ve oradasınız. Ne düşünüyorsun? Balonun içine giriyorsun. Giriyorsun, balonun içine giriyorsun. Düşünce kendi balondur, giriyorsun içine. Olsun yani. Şimdi cüz-i nazarımızı külli yapmak için. Mesela ben peygamberi böyle şey yapınca Allah Allah misafir oluyorum. O kadar etkileniyorum ki okuyamıyorum yani. Bir sayfa ancak okuyabiliyorum. Öyle duruyorum, Allah Allah, hayret ediyorum, teşhit alıyorum, alıyorum odamda, dayanamıyorum. Bu nasıl peygamber, nasıl bir ruh, nasıl dayanabildin, nasıl kaldırıyorsun? Tuhafıma gidiyor yani. Hele Allah acayibime gidiyor, tabii Allah daha acayip. Hiç kimse yok, her şeyin kaynağısın. Acayip bir şey ya, Allah'lık hakikati. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Mayın tarlası. Size bir cümle söylemek istiyorum. Zevkimden bir parça. Kapı. Bir kapısını bahsedeceğim, paylaşacağım. Madem geldiniz. Ben olduğumu biliyorum. Bildiğim kadar lezzet alıyorum. Bir. Ben ne yaptığımı bilmek şuurundan şuurlanıyorum ve zevk alıyorum. Benim kim olduğumu, kendim. Siz beni bildiğiniz gibi değil. Ben kendimi bildiğim nispete kendimden zevk alıyorum. Şimdi Allah Allah olduğunu biliyorum. Biliyor. Allah Allah olduğunu bilmesinden çıkan ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Düşün ki bir vacib-ül vücut, bir vacib-ül vücut, Halik-i küllü şey diyor ki ben Allah'ım. Bu Allah olduğunu bilmek, Allah olmak ayrı bir şeydir. Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan lezzet-i lahutisini düşün. Ben Allah'ım biliyor. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Düşün işte onu artık. Abi trafı patlar. Tabirinde aciziz diyor. Tabirinde aciziz. 24. mektup yani. Felsefeyle çözülemeyen 3 risaleden bir tanesi 24. mektupta. Yani lezzet-i mukaddesin şöyle düşün ya. Ben Allah'ım. Allah Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olmaz bilmekten gelen lezzet-i mukaddesini düşün yani.
nasıl bir şey? Bir, ancak ona hamd ederiz ve ona intisabımızdan gurur duyuyoruz. O zaman ben şöyle ilan ediyorum. Nefe volkan, dünya patlamasın diye volkanla şöyle patlatıyorum kendimi. Seninle gurur duyuyorum. Seninle iftihar ediyorum. Sana iman etmekten ve secde yapmaktan şeref duyuyorum. Gurur duyuyorum. Ve bunu da bana o söylettiriyor şu anda. Gurur duyuyorum ya. Yani. Böyle bir Allah'a mensup olmak. Adam kimsin diyorsun falan. Ağanın şeyiyim diyor. Falan şirketteyim diyor. Falan şeyi asıyor. Tak tak o şirkette kapılar açılıyor. Uzatıyor kapılar açılıyor. Bilmem ne oluyor. Bir mensubiyet düşün. Bizim de kart var ya, iman kartı var. Tak. Münkemeke gelecek. Kimsin kardeş? Tak. Geçemeyim. Acayip bir şey. Abi insanda geç sivrisinek diyor değil mi? O mensubiyetle Firavun'unkinden bunu içe indirir diyor. Ya. Aynen. Allah'a mensup olmak. Şerefe bak ya. Mensup olabilirsin. Yetmiyor. Mensubiyetini bilme. Allah'a mensup olmaktan kaynaklanan şuur imanideki o teslimi. Allah ne olur ya böyle, Allah Allah ya. Ne ölüm kalır, ne ölme endişesi kalır, ne dünya ahiret. Hızır abinin bana dediği gibi. Hasan diyor, bunlar tefekkür ediyorduk böyle beraber. Ya diyor, bazen oluyor ki sen de gittikten sonra diyor. Burası mı orası, orası mı burası, karıştırıyor diyor. İkide bir tekrar. Ve derken böyle benim gibi dik durup demiyordu yani. Ağlarken derdi böyle. Burası mı orası? Orası mı burası? Karıştırıyorum. Böyle yaşlar akar. Böyle. Öyle bir lezzeti ruhani, lezzeti lahut alıyor ki gözükmemiş bir şey. Utancımdan kapıyı açıyorum, çekip sessizce çekip gidiyordum. Baktım o bonta moda girdi. Çıkartmak istemiyordum beşeri, dünyevi bir soru sormayı. Ben çekip gidiyordum. Artık o halde ne oluyor bilmiyorum. Böyle bir abi kardeşlerimiz var ya. O alemden bir alem bir zerre sığışabilir. Nasıl ki bir zerrecik bir şişede semavat nücumuyla mazosu ve suyun konduğu şişe değil. Semavat nücumuyla beraber görünebilir. Öyle de niyeti halise ile şeffafiyet peyda eden bir zikirde veya yani, bir zikirde ayet. Veya bir ayette. Şeffafiyet peyda etmiş bir ayet. Ayet zemin oluyor biliyor musun? Çünkü Allah'ın sıbutu sıfatından gelmiş Kur'an. Zatından değil. Çünkü sıfat bile değil Allah. Esma bile değil. Lehül esmaül husna. Bütün isimler Allah'ındır. Allah değildir aşağı. Bu masadakiler hepsi Hasan'ındır. Hasan değildir. Yani biz ne konuşuyorsak, ne konuşacaksak Kur'an eksenli konuştuğumuz için son nokta Kur'an'ın çıktığı kaynak kadardır. Subut-i sıfata kadar gideriz. Ama subut-i sıfattan daha üst zat-i sıfatlar var. Zat-i sıfatlardan şuunat-ı zatiye var. Şuunat-ı ilahiye var, şuunat-ı zatiye var. Daha yukarıya çık, mahiyet-i zatiye var. Mahiyet-i zatiye aslında hiçbir şey. Yani biz Allah'a böyle bir konuştuk, Allah'ı bildik ya, esmasında konuşuyoruz. Sonsuz dahi konuşsak esmanın sonu yok ya. Onun için Allah hakkında konuşmak Allah esmadır. Mahiyeti zatiye değil o Allah. Mahiyeti zatiye, şunatı zatiye, sıfatı zatiye, sıfatı subutiye, in aşağı. Esma-i ilahi, o da ikiye ayrılır. Esma-i fiiliye, esma-i hüsna. Ondan sonra Ebu Esma'da Bismillahirrahmanirrahim. Allah, oradaki Allah, Bismillah'taki Allah hakkında konuşuyoruz. Yoksa ne sıfattaki Allah, ne şuunattaki Allah, ne mahiyeti zatiyeti hakkında. Bunu zaten bilemem. Daha bunda bu keyif varsa. Bir ayette semavat gibi nurani sevap ve fazilet yerleşebilir. Burası bitti abi. Şurada küçük bir yer var. Orayı da okuyup benim yerim bitiyor abi. Senin yerin bitiyor. Herkes bir paragraf çalışıyor. Yarın senin miydi Osman? Yarın benim abi inşallah. Saniyen mi? Emir da burayı Resul'ün, burası yarın, bunun. Yarın da bunu bakayımcaz. Hadi bakalım, içeri oku. Ben okuyacağım yerde bu Kur'an'ın göstermiş olduğu hakikatlara insan hangi şartlara kullanarak sahip olacak? Oo, çok önemli. Bir dakika, bir de söyle bu cümleni. Yani Kur'an'ın bize göstermiş olduğu hakikatlara insan hangi şartlara kullanarak onlara muhatap olacak, kazanacak? Yani bu makamlar, bu konuşulan, bir derste konuşulan bu şeyleri
Nasıl, ne yapmamız lazım ki bunun sahibi olalım? Bize lazım olan bu. Evet abi. Hadi bakalım. Nereden okuyacağız sayfayı? 406-25'i çözeceğim abi. 400? Sözler mi? Evet abi. 406, tamam. Son paragrafın ortası. Tamam abi. Hem Kur'an gösterdiği o hakayık-ı ilahiye, o hakayık-ı kevniyeyi beyandan sonra, Kur'an böyle bir hakikatleri bize gösterdi. Ondan sonra bir, bu bir şeye sahip olmanın yolunu anlatıyor, yöntemini evet anlatıyor. Bir şey, ben buna nasıl sahip olurum? Bir, Kur'an bunu demesi lazım. Evet. Dediğine muhatap olacaksın. Dediğine bir kulak vermiş bir kafan olacak, bir imanın olacak. Bu bir. İki, safayı kalp. Yani Kur'an'a uygun bir kalp. Böyle tezkiye-i nefisten yok sonra. İki, üç, tezkiye-i nefis. Evet, tezkiye-i nefisten sonra nefsimize tekimize çıkarmayacağız. Evet. Yani 26. sözün 4 hafifesi var ya, tezkiye-i nefis orada anlatıyor. Ondan sonra ruhun terakkiyatından. Yani ilk önce sadakat, Kur'an'a sadakat, sonra kalbi muhatap yapmak, nefis arzularından sıyrılmak, ruh neticesi, ruh terakki ediyor. Ruh hem terakki etmek abi. Adam akşama kadar günahın içine abi, adam mana çıkartmaya çalışıyor. Ya. Yani diyor ki Kur'an diyor böyle diyor. Akşama karı kızla beraber oturuyor, ilahiyatçı veya felsefeci. Şunu da var ya, dehşet bir şey bu. Dehşet aferin. Haramla, faizde, şunla bunu, onu bunu aldatmayla veya böyle tilkiyle, siyaset mesela. Siyaset buraya koyduğun zaman buranın atmosferi gitti mesela. Hemen o, yort, hemen değişti ya. Şimdi böyle bir kafa, geniş tarihin en detayında olan bir kafa, Kur'an'a mana çıkardı. Bak burada, bak ne diyor, ruhun terakkiyatından sonra. Nefsini temizlikten sonra. Evet. Aklın tekemmülünden sonra. Yani dünyalık şeyleri de bırakacak abi. Evet, tekemmülünden sonra aklın tekemmülünden sonra beşerin ukulü sadakte deyip o hakikati kabul eder. Vay be. O zaman din ihtiyaç olur. Din o zaman insanlarda ihtiyaç olur. Ben soruyu şey yapmıştım alemimde. Niçin din ihtiyaçtır veya bazılarına ihtiyaç değildir? Ben. Hani 492'de miydi? Bir cümle okumuştum. 492 miydi? Cumartesi dersinde. Bugün de cumartesi olacak. Bugün de niçin Allah'a ihtiyaç var? O dersi yapacağım inşallah. Mesela tevekkülsüzlük, derdi maşet içinde ruha sersemlik vermiş cemiyet. Felsefe-i tabiye ve maddiye ile akla körlük verdiğinden beşer ruhu din ihtiyaç hissetmiyor. Bir başka bir yer de vardı. Şey yapmış diyor, günahlarla nefsini şımartmış. Nereden okumuştuk o? Günahlarla nefsini şımartmış, kalbi sönmüş, dini ihtiyaç demez tabi. Dini ihtiyaç değildir der. Doğru. Çünkü onun doğrusu o. Bak biraz önce ne, bir de okuyayım şurayı. Dinsizliği mezhep olarak gösteriyor. Orası mı diyorsunuz? Oraya okumuştunuz. Dinsizliği mezhep olarak gösteriyor. Dinsizliği mezhep olarak da bir de şey, kalbini öldürmüş mü diyor, nefsini şımartmış. Tamam. Şu dün okumuştuk o da böyle. Nerede şey? Bak burası da cehennem. Tevekkülsüzlük. Tevekkülsüzlük içinde derdi maşet ruha sersemlik vermiş. Tevekkülsüzlük ruha sersemlik vermiş. Derdi maşet. İki. Felsefe-i tabiye ve maddiye. Yani cemiyet felsefe derken okul felsefesi değil. Olayları kendisine göre çözümlüyor. Bana göre diyor her şey. Buna akla körlük verdiğinden beşerin bu ruhu nasıl çökecek tahmin edilir. Şimdi bu ruh kalkacak diyecek ki bana göre şey diyor. Mesela bu kalbi artık dini ihtiyaç olarak hissetmiyor. Kafamda böyle bir yer var. Kalbini öldürmüş. Nefsini şımartmış. Tamam, böyle bir şey. Hatta çizmişim renkli bir kalemle ama şu anda yoğunlaştığım için başka şeyde. Marazi ruhi satan kalbi diye böyle konuşuyorum. He marazi evet. Marazi ruhi gibi. Tamam mı? Vesaire. Demek ki buna nasıl sahip çıkar? Çok harika bir yer Allah sana göstermiş. Bir de okur musun? Buna, bu derslere sahiplenmek için bir. Kur'an'ın gösterdiği hakayık-ı ilahiye ve hakayık-ı
Sevniyi beyandan sonra. Kur'an'ın beyanına sadık olacaksın. Kur'an beyan etmesi lazım. Yani her şeyde kıblen sadakat olacak. Sadakatsız vallahi dalalettir. Ondan sonra oluyor. Bak, dalalete gidenler, münafık olanlar ilimle olmuş. Cehaletle kimse dalalete münafık olmuyor. Çünkü tamamen sıfır cehalet. Hatta zina yapsa, içki yapsa, pigmene, Rus şeyde, kutuplarda adam din olmadığı için tamamen sıfır bu din noktasında ehli cennettir. Din gitmemişse ehli cennettir, ehli necattır. Böyle değil işte. Sadakatsız ilim yorum yaptığı için, felsefe yaptığı için dibe gitmiş. Her şeyin, mesela adaletin sadakati yoktur. Adalet mesela şimdi siyaset olmuş, sadakati hedef. Kıblesi siyaset, adalet. Zulümdür. Yani adaletin kıblesi siyaset olursa zulüm olur. Peki, adaletin kıblesi sadakat olursa hak olur. Ebu Bekir'siz Ömer olmaz. Geç Osman'a, enfüsçiliktir Osman. Kendine yatırım yapmak. Sadakatsız enfüs. Bidatlar dolar. Hangisinin ne olduğu belli. Belli değil ki, içinde bir sürü şeyler var, böyle dolaşıyorsun. Hele bir görsen ya içeride. Yani acayip acayip şeyler var. Mağaralar var, inişler var, çıkışlar var. Bir bakıyorsun tayfunlar var, tsunami'ler var, korkunç şeyler var ya. Bildiğimiz gibi değil ha. Yani Cenab-ı Hak biraz bana biraz hissettirdi. Yani tayfunlar mı, tsunami'ler mi, depremler mi, volkanlar mı? Bildiğin gibi değil ya. Acayip bir şey. Ondan sonra haftalarca yalvardım. Ya Rabbi bunları bana gösterme. Allah da göstermiyor sonsuz. Şükürler olsun. Benim hiçbir Müslümanıma, hasreten hiçbir nurcu kardeşime oraları açmasın. Ya Rabbim Allah'lığın hatırına açmasın. Öyle bir acayip. Peki nasıl o olabilir? Herhalde bu sadaka delilisi olacağım ya, o için bana yaptı. Eğer tutulmasaydım sağlam ipime, o nehir beni, o dere gelmiş, Karadeniz'in o dereleri öyle, alt üst, ala bera diyor ya, böyle dağları, taşları aldık götürüyor. O anda işte bir yere tutunsan kenarda bir kök ağacından. Nasıl sana olur orası? Sadaka aynı böyle bir şey. Alabora ol, mümkün değil yani. Mümkün değil o bu tufan bir deniz, okyanustaki bir simide yapışmak gibi de değil. Sadakatsız vallahi dalalet yani. İlim, cehalet. Şimdi Ebu Bekir'siz Ali. Yani ilmin kıblesi yok. İlmin kıblesi sadakat. Sadakatsız ilim cehalettir. Daha batmana sebeptir. Bak sadakatsız ilimler yapıyorlar. Her şeyi koyacaksın kıble kardeş. Namaz bile kıblesiz olmaz. Oysa Allah her yerdedir. Ama orada bize bir yere dön. Ama Allah her yöndedir diyor. Her yerdedir diyor ayette de. Ama namazıma böyle dön diyor. Sadakat almış. Namazın sadakatı. Namazın sadakatı ya. Kafana göre takılma ya. Acayip bir şey ya. Ebu Bekir şöyle düşününce bak nereye taşındı şimdi. Ümmetimin imanı bir tarafa, Ebu Bekir'in imanı bir tarafa. Çünkü imanı iman yapan sadakattır. Teslimdir. Kıbledir. İmanın kıblesi yoksa firavunluktur. Sadakatı simgeliyor orada. İlle Ebu Bekir'i yüceltmiyor. O salihtir. İçerisindeki bir mana, imanın ümmet gibi ve Allah'ın onayladığı bir iman ise Ebu Bekir aynasında gözüken sıddıkiyette olur. Çünkü imanın kıblesi sadakat olursa ümmetin imanı kadar imanın olur. Çünkü bütün imanları onaylamış oluyorsun. O zaman Es-Sevü Bekel fail sırınca bütün iman edenlerinin imanı kadar imanın oluyor. Çünkü herkesin imanını onaylıyorsun. Acayip bir şey ya, bir sır. Ben biraz farklı anlıyorum orayı da. Abi çok güzel bir mana oldu ya. Şimdi mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize örnek ama aynı mahiyet değiliz değil mi? O peygamber, biz ümmet. Evet. Ama ümmet olmanın, peygambere imanın örneği Hazreti Ebu Bekir. Evet. Örneği o. Abi. Ve ümmetin imanı bir kefeye, onu imanı bir kefeye ediyor. Çünkü ümmetin imanına kıble olmuş. O zaman imanı iman yapan kıblesidir, sadakattır. O zaman Es-Sevü Bekel fail sırınca o taşıdığı sıfatlar ad edince kendisi kıymetli olur. Ümmet kadar imanı olur tabii. O zaman bana şunu diyor.
İmanını kıblesine koy ki imanın kendisine olmasın. Çünkü iman çeşitlidir. İnkar da bir imandır. Hiç değil inanıyor. O da bir inanıştır. İman iman yapan, imanı Allah'a götüren sadakattır. İman var, kıblesi yok. Kendine dönersin, kendin firavun olursun. Birbirinizi ilah edinirsiniz diyor. Sadakatı kaldırırsan imanı, birbirinizi ilah edinirsiniz. O edinmeyecek de Allah niye söylüyor birbirinizi ilah edinmeyin? Yani ne alakası var? Aynen öyle. Mesela edinenleri söylüyor. Hangi tip model, psikolojiciyim ya biraz fazla. Kendi kişiliğini, kimliği, özgüveni olmayan, kendini sevmeyen, esasata sarılmayan kişi, kişiliği ve kimliği aşağıdadır. Kimliği ve kişiliği aşağıda olanın, insanların ilah olması kolay olur. Çünkü kendisine kıymet vermediği için, kendisi aşağılığın aşağılısı olduğundan, insanlara baktığı zaman diğer insan, ona çok acayip gelir ve ilah gibi gözükür. Kendi abidlerine abide yapar diyor. Ya abide yapar bu oluyor. Ama kendi özbenliğini, ama sarılsa özbenliği nasıl inşa edersin? Mesela diyor ki, Kur'an bu haramdır. Ben de diyorum ki, o haramdır ama boşver, öyle değil o manası. Budur. Sen Kur'an'ı kenara itip beni dinlerseniz beni ilah edinmiş olursun. Ki hangi tip yapar diye merak ettim ben bunu. Kimlik ve kişilik sorunu yaşayanlarda olur bu. Kişi, çünkü kendi ve kimlik ve kişiliği sorunu yaşayan, kendisine değer vermeyen, kendisi dibe inen bir insanın, kimlikli ve kişilikli insanlar ilah olmaya elyak olur, uygun olur. Çünkü kendisinden harikadır. İnsan da böyle tabiatında kendisinden harikaya tapmaya biraz alışmış, o zaman ona tapıyor. Yani aslında o ilah edilenlerin, ilah edindiği şeyine bakılmaz, ilah edilenlerin psikolojisine bakılır. Nasıl bir yapı ki bunu ilah edilmiş? Nasıl bir yapı ki edile şeriyi kale almıyor mesela? Haramı helala nazar almıyor. Allah'ın dini böyledir. Peygamberimiz diyor ki, din bellidir, haram bellidir, halal bellidir. Daha din yoktu. Bugün, ekmeltü leküm dinekum. Bugün sizin dininiz tamamlandı. Adam yine ahkam getiriyor mesela diye. Kim peki buna ilah edinirse senin için de ahkam olur. Burası çok acayip bir yer. Yani ilk önce sadakatı koydu, görüyor musunuz? Bu anlatılan mevzuyu sahiplenmek için ilk önce sadakat. Sonra safayı kalk. Teskiyi nefisten sonra ruhun terakkiyatından, aklın tekemmülünden sonra beşerin ukulü aklı sadakte deyip o hakaiki kabul eder. Kur'an'a barikallah der. Ya felsefe aklı öz, töz, asıl aldığı için din ise akıl bir alet olarak baktığından farka bak. Öğretileri yani onun üzerindeki işlemeleri, mantık ve bilgi üretmeleri o kadar farklı olacaktır. Felsefe ile din arasındaki bilgi farkını söylüyorum. Bu kadar kolaysa ancak çok meşgul olan bir insan der. Şey için söylemiyorum. Felsefe ile din öğretileri arasındaki bilgi farkının temeli felsefe insanın özüne, tözüne, töz ve öz yani felsefe tabirinin hepsini kullandım. Akıl diyor, özbenlik, ben olan ben, buna ben diyor. Din ise buna alet diyor. Bu fark bunun ürettiği fikirlere de yansımış. Yani fikirler böyle farklıdır, ondan farklıdır. Ve insanın aklı o zaman ancak alet ya, o zaman sadakat eder. Bak ilk önce dikkat ederseniz sadakat. Sonra kalbi bir özellik. Kalp. Çünkü mesela o ateist sormuştum. Peki sen nasıl düşünüyorsun? Benim aklım böyle diyor ama vicdanım bu taraftayım diyor. Vicdanı kullanmaman gerekiyor dedim. Vicdan çünkü ateist olmaması lazım. Her şey maddededir. Maddenin vicdanı yoktur. Şimdi demek ki birincisi teslim. Safayı kalp. Kur'an'ın beyanı. İki, safayı kalp. Üç, safayı kalp yaptıktan sonra senin parazitlerimiz var böyle. Tiraki olduklarımız, taşınmak gerekiyor. Hakka taşınmak, cüziyetten külliyete taşınmak, cehaletten ilme taşınmak, ferdiyetten cemaate taşınmak, cemaat olmak, cemaatsız olmama. Bunlar hep taşınmaktır. Hep bir yerlerden sıyrılmaktır. Üçüncüsü de bu. Safayı kalp, teskiyi nefs. Dördüncüsü, ruhun tekamülü başlıyor. Ondan sonra akıl bu aletler, bu malzemeleri veri tabanlarını kullanarak tamam,
sadak ve bil hakkına taht ediyor. Evet. Şimdi bugünkü senin dersimiz şuydu. Osmanlıcadan Türkçe'ye çevrilmiş bir metin isim verdik. Dini tamir davasında din tahripçileri. Benim cümlem değil, ecdadın şeyidir. Dini tahrip davasında dini tamir davasında din tahripçileri idi dün şeydi. Dini mesela tamir edeceğiz diye ulema-i sular var ya böyle. Böyle hocalardır, aşırıdır şunlar. Bunlar bak dini tamir davasında din tahripçileri. Bu ikinci ders oldu. Nedir o? Ustadımız 24. sözün 3. dalının 10 tane asıl var. Ayet ve hadisler nasıl yorumlanır? O bilinmese nasıl hurafe, bidat ve dalaletlere düşüp insanları da sevk ettiğini anlatıyor. Birincisinde işte teslim olmak gerekiyor. Onun üzerine yürümek gerekiyor. İşte o bilinmese bunun gibi hadisler var işte. Şunu okursan şu kadar sebap var. O işte adaletle, rahmetle, mukayesele bunlar tabi usul bilmiyor. Bir de felsefe ile din arasındaki en büyük farklardan bir tanesi felsefede belagat yoktur. Yani sebep-sonuç ilişkisine odaklandığı ve fikir ürettiği için yani eşyanın diliyle konuşamaz. Bazen bir Allah bu çiçeğin diliyle konuşur. Bazen bir peygamberle konuşur, arıyla konuşur, tamam mı? Mevcudatla konuşur. Bu sefer bunu felsefe bunu kavrayamadığı için Allah nasıl böyle konuşur der. Oysa Allah beşer seviyesine inmesi lazım. Beşeri içine girecek, beşerle konuşması için beşerin fıtratıyla beşere konuşması lazım. Anlasın. Bu bilinmeyince bunlar olur. 200 kaçtı? 162. Emir Dağ 1, 162'de Cevşen'i okuyanların Kur'an kadar sebap mı demişti? Dünya kadar. Öyle mi? Oku bakayım. Bir. Cevşen'i okuyanların Kur'an kadar sevap verilir. İki, Cevşen'i bitirenlerin 4 tane Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam kürsülerinden çıkar. O zata o gün selam durur. Tevazu hürmet ederler. Tevazu ve hürmet ederler bir de. Yani ya bu olur mu ya kardeşim diyenler için. Sen anlamazsın kardeşim. Ehline soracaksın. Yalnız sana bir tavsiyem var. Fizikteki formülü çözerken ne olur coğrafya formülüyle tanımlamalarıyla izah etmeye kalkma fiziği. Her bir fen kendi lisanıyla doğar. Hangi feni öğrenmek istiyorsanız onun lisanını öğreneceksiniz. Bir de söylüyorum. Ben iyi bir fizikçiyim. Dolayısıyla iyi kimyacıyım de diyemezsiniz. Fiziğin tanımlamasıyla, atomu tanımlamasıyla efendim kimyanın hücre tanımlamasını izah etmeye kalkarsa ortalık karışır. Her fen kendi lisanıyla doğar. Hangi fenin fencisi olacaksan, ehli olacaksan onun lisanını bilmen lazım. İşte bu peygamberin hadisini bilmen lazım ki Arapçasını Türkçe çevirmeyle olmaz. Hadis uleması olabilmen için, hadisi yorumlaman için o fenin ehli uleması olman lazım. Ona ne denilir dinde? Arapça bilene denmez. Hadis ulemasına muhaddisun denilir. Mesela Kur'an'ı tefsir edip mana veren Arapçayı bildiği için hadisi de izah etsin. Hayır. Kur'an'ı tefsir edene de müfessirun denilir. Şimdi o da Arapça bile o da karışamaz. Peki müfessir Kur'an'a mana veriyor. Akaidci olamaz. Akaid de içinde bölünüyor. Fıkıh bile koca fıkıh dünyasında miras hukuku bir ayrı bir baptır. Ayrı bir ihtisastır. Miras hukuku bambaşka bir şeydir yani. Mesela kadın fıkıhı bambaşka bir şeydir mesela. Acayip bir şey. Mesela imsak diyebilmesi için namaz vakitlerini diyebilmesi için İmam Azam'ın astronomi ve astroloji ilmini çok iyi bilmesi lazım. O ilmin fenli olması, uzmanı olması lazım. Kadın hastalıktan uzmanı olamayan kadınların özeline hüküm getiremez. Doktor olması lazım. Sıcak yemeğe üfürerek yemeğiniz diyebilmesi için
hem kimyacı olması lazım çünkü nefesin bu sıcak yemeğe ne yaptığını, hem diyor dahiliyeci olması lazım. Yemeğin böyle girerse ne olur? Basit bir cümleyle ifade ediyor ama iki fenin uzmanı olması gerekiyor gibi. O zaman haddini bil, hududunda kal. Bil, 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 bil kendini. Bilmesen kendini patlatırlar enseni. Peki. Fatih.